Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Tevbe suresi 94-99. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Tevbe suresi bir bütün olarak ele alındığında daha çok Tebük seferi ile alakalı olayları bize anlatıyor ve oralardan birer dersi ibret bizlere takdim ediyor. Bugünkü okuyacağımız bölümde de bununla alakalı bazı ayrıntıları göreceğiz. Ya'tezirûne ileykum, onlar size mazeret beyan edecekler. İzâ racâtum ileyhim, onlara döndüğünüzde. Yani Peygamber Efendimiz, yanında ehli iman ve daha bazıları sefere katılmıştır. Ama sefere katılmayan münafıklar da var. Bu münafıklarla alakalı Allah-u Teala bunu nazara veriyor. Siz döndüğünüzde onlar size mazeret beyan edecekler. Aslında bu haliyle gelecekten de bir haberdir. Yani Peygamber Efendimiz ve diğerleri dönecektir. Ve geride kalmış olan bir kısım münafıklar, onlar da yalandan mazeret beyan edeceklerdir. Kul, ey Peygamber sen de ki, la ta'tefiru, özür beyan etmeyin. Len nü'mine lekum, biz size inanmayacağız. Kad nebbe'enallahu min ahbarikum, Allah bize sizin haberlerinizden bir kısmını bildirdi. Burada haberlerinizden bir kısmını, yani onlarla ilgili bütün ayrıntıyı Allah-u Teala'nın bildirmesi gerekmez. Ama onların münafıklık yaptığı, yalandan şeyler söyleyeceği durumları ana hatlarıyla bildirilmiş. Ayet-i Kerime'den bu anlaşılıyor. Ve seyyarallahu amelekum ve rasulü. Allah amelinizi görecek ve Resulü de görecek. Sümme turaddune ila alimil gaybi ve şehade. Sonra gaybı ve şehadeti bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Feyunebbiukum, o da size haber verecek. Bime kuntum ta'melun, yapmış olduğunuz amelleri size haber verecek. Değerli izleyenlerim, yalandan mazeret üretmek, bu insanın tabiatında olan şeylerden birisi. İnsan zaman zaman hatası, kusuru, suçu olur. Ama nedense bunları pek kabul etmek istemez. Burada nazara verilen münafıklar, Peygamberimizin katıldığı savaşa katılmamışlardır. Normalde onun safında yer almaları gerekirken geride kalmışlardır. Ve döndüklerinde de bunlar, Peygamber Efendimiz ve yanındakiler döndüğünde yalandan mazeret beyan edeceklerdir. Halbuki böyle bir durumda dürüst olmak, içiyle dışının bir olması bir esastır. Yalandan mazeret ileri sürmek normalde insanı kurtaracak bir durum değil. Belki dünyevi yönden bazen kurtarırsa da, ama bunun diğer alemde de hesabı var. İşte bir insanın kendisiyle barışık olması, özüyle sözüyle dürüst olması ve sözünün içindekileri yansıtması, bunlar son derece güzel şeyler. Ama münafıklara baktığınızda bunların içi başka, dışı başka olabiliyor. Ve Peygamberimize Cenab-ı Hak şu talimatı veriyor. Allah sizin amelinizi görecek. Onlara de ki, Allah sizin amelinizi görecek ve peygamber de görecek. Sonra gaybı ve şehadeti bilen, yani hem gizli hem aşikar her halinizi bilen Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. Ve o da size yaptığınız şeyleri tek tek haber verecek. Yani bunun bir de öbür tarafı var. Şu dünyada yalandan bir takım mazeretlerle insan kendini kurtarabilir. Ama diğer alemde durum ne olacak? Bunu kendimize uyguladığımızda, diyelim zaman zaman insanlar arasında bazı problemler olur ve bu problemlerde bir kısım insanlar yalandan mazeret üreterek durumlarını kurtarabilirler. Diyelim bu dünyada durumunu kurtardı ama diğer alemde ne yapacak? Yalan bir insana, özellikle bir Müslümana hiç yakışmayan şeylerden bir tanesi. Ve yalan münafıklığın alametlerinden, en önemlilerinden birisi. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir Müslümanla alakalı, bir müminle alakalı işte bir takım günahlar soruluyor. İşte ya Resulallah, bir mümin hırsızlık yapabilir mi? Peygamberimiz yapabilir diyor. İşte zina işleyebilir mi? İşleyebilir. Bu gibi şeyleri sorduktan sonra
Muhatabı diyor ki, ya Resulallah, bir mümin yalan söyleyebilir mi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, hayır diyor, bir mümin yalan söyleyemez. Tabi bunu değerlendirirken, diğer işleri yapsın ama yalan söylemesin anlamında değil, diğerlerini de yapmaması gerekir. Ama özellikle burada yalana vurgu yapılması, bunun bir Müslümana hiç de yakışmayan bir durum olduğunu ifade etmek. Münafıklarla alakalı özelliklerin en başında gelenlerden birisi, konuştuğunda yalan söylemek. İşte yalandan mazeret uydurmak da bunun bir şubesi durumundadır. Bu olayda bunu net bir şekilde görmekteyiz. Seyahlifûne billâhi lekum, sizin için onlar Allah'a yemin edecekler. Yalan yere yemin edecekler. İzen galebtüm ileyhim, onlara döndüğünüzde. لِتُورِدُوا anhum, onlardan yüz çevirmeniz için, yani onları hesaba çekmemeniz için, sizi razı etmek adına yemin billah ederek, vallahi billahi diyerek bunlar yalan söyleyecekler. Ve bu şekilde yemin edecekler. فَاَارِدُوا anhum, siz de onlardan yüz çevirin. Yani doğrudan hemen bir cezalandırmak değil, onlarla alakanızı kesin, onlara bu şekilde tavır koymak suretiyle siz de onlardan yüz çevirin. İnnehum rics, çünkü onlar murdardırlar. İç dünyaları itibariyle gayet nahoş bir haldedirler. Ve mevahum cehennem, ve onların varacağı yer de cehennemdir. Barınakları cehennemdir. Cezaen bima kanu yeksibun, yaptıklarına, kesbettiklerine bir ceza olarak varacakları yer cehennemdir. Değerli izleyenlerim, burada siz de onlardan yüz çevirin denilmesi, malum Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam münafıklarla da cihad etmekle mükellef. Ya eyyühen nebi cahidil küffar vel münafıkın, ey peygamber, kafirlerle, münafıklarla cihad et. Peygamber Efendimiz kafirlerle yeri geldiğinde doğrudan savaştı, kılıçla savaştı. Ama münafıklara doğrudan kılıç çekmedim. Onlarla olan mücadelesi, onları ikna etmeye çalışmak, ilzam etmeye çalışmak, İslam'ı daha böyle sevdirmeye yönelik faaliyette bulunmak ve eğer haddi aşarlarsa da had cezalarını uygulamak. Ama doğrudan onlara bir savaş ilan etmedi. Onlarla durumu bir nevi idareye çalıştım. Ayet-i Kerime'de onlardan yüz çevirin, ahiretteki akıbetleri nazara veriliyor. Onların varacağı yer cehennemdir. Yani netice itibariyle azab-ı ilahi, cehennem gibi bir hapis onlara yeter. Yahlifune billahi, yahlifune lekum litardav anhum. Onlara razı olmanız için size yemin ederler. Fe in tardav anhum, eğer siz onlardan razı da olsanız, fe innallâhe la yarda anil gavmil fâsıkın, Allah fasık kavme razı değildir. Allah onların halinden razı olmaz. Yani münafıklar, madem ki Müslüman bir toplumun içinde, onlarla iyi geçinmeye kendilerini mecbur hissediyorlar. Ve zaman zaman bir takım foyaları, ayıpları açığa çıktığında, Müslümanların gönlünü almak için yeri geldiğinde, kendilerine göre yeri geldiğinde, yalan yere yemin etmekten de çekinmiyorlar. İşte sefere katılmama çok ciddi bir ayıptır. Bunu örtmek için yalandan mazeretler ileri sürüyorlar. Hatta vallahi billahi diyerek yeminler ediyorlar. Bu şekilde belki de müminleri ikna da edebilirler ve inandırabilirler. Ama Allah-u Teala'yı kandıracak değiller. Allah-u Teala alimul gaybi ve şehade, gaybı da şehadeti de biliyor. Onların gizli hallerini de biliyor, açıktan hallerini de biliyor. Böyle olunca ayet-i kerime bu noktaya dikkat çekiyor. Onlar sizi razı etseler de Allah onlardan razı değildir. Ve fe innallâhe lâ yerdâ anil gavmil fâsıkîn, şüphesiz ki Allah fasık olan kavme razı olmaz. Bunların fasık olduğu, yani itaatten huruc ettiği, itaatten çıktığı ifade ediliyor. El-Arabu eşeddü küfran ve nifagan, bedeviler küfür ve nifak yönüyle daha şiddetlidirler. Değerli izleyenlerim, bedeviler
çöllerde yaşayanlar, medeni hayattan uzak olanlar, bunların ayet-i kerimedeki anlatımıyla küfür ve nifak yönüyle çok daha katı olduğu, çok daha şiddetli olduğu ifade ediliyor. Bunun değişik sebepleri olabilir. Bunlardan bir tanesi medeni ortamdan uzak olmaları. Böyle olunca cehalet bunlarda daha hakimdir. Peygamber'e doğrudan muhatap olacak durumda değiller. Görüşme durumları söz konusu değil. Ve çöl ortamında bir insan ne kadar kendini yetiştirebilir? Yetiştirebilmeleri de mümkün değil. Bundan dolayı bunlar küfürde de, nifakta yani münafıklıkta çok daha katıdırlar. Ve ecderu ellâ ya'lemu hududa mâ enzelallâh alâ rasûlihim. Allah'ın Resulüne indirdiğinin sınırlarını bilmemeye daha uygundurlar. Yani çölde yaşayan bu bedevi Araplar, Allah'ın Resulüne indirmiş olduğu emirler, yasaklar, bir takım hudutlar var. Bunları bilmemeye durumları daha münasiptir. Çünkü bilgiden uzak, medeni hayattan uzak. Böyle olunca bunlar haram nedir, helal nedir, bu gibi sınırları bilmiyorlar. Kendi keyiflerine göre yaşıyorlar. Vallahu alimun hakim. Allah alimdir, hakimdir. Yani Allah her şeyi bilendir ve Allah her şeyi hikmetle yapandır. Ve minel a'rab, bedevilerden bir kısmı da var ki men yettahizu ma yunfigu mağramen. Allah yolunda kendilerinden alınan bir takım şeyleri, infak ettikleri şeyleri bir cereme sayıyor. Bunu bir haraç gibi değerlendiriyor. Ve yeterabbesu bikumud devair ve başınıza musibetlerin gelmesini, devranın sizin aleyhinize dönmesini gözlüyor. Aleyhim dairatus sev, kötü devran bunların başına olsun. Musibetler bunların başına yağsın. Vallahu semiun alim, Allah işitendir ve bilendir. Burada Allah yolunda vermek, mesela ilgili olaydan hareketle ifade edecek olursak, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük seferi için bir seferberlik ilan ediyor. Maddi manevi herkes kendinde ne varsa bu noktada destek olacak, yardımcı olacak. Dolayısıyla bedevilerden münafık olanlar da onlar da aynı devlet bünyesi içinde olduklarından onlar da bir miktar bir şey getirip vermeye kendilerini mecbur hissediyorlar. Veriyorlar ama adeta canlarından bir parça kopmuş gibi oluyor. İçlerinden gelerek vermiyorlar. Verdiklerini bir cereme, bir angarya kabul ediyorlar. Doğrudan zorla kendilerinden alınan bir haraç gibi o şekilde kabul ediyorlar. Halbuki severek vermiş olsa Allah katında sevap kazanacak. Ama severek vermiyor, mecburen veriyor. Ve bundan dolayı da herhangi bir sevap kazanacak değil. Bunların bir başka özelliği yatarabbasu bikumud devair, devranın sizin aleyhinize dönmesini gözlüyorlar. Yani Müslümanlar şöyle bir zaafa düşse de biz bunlardan kurtulsak, biz müstakil hareket etsek, diğerleriyle beraber olsak şeklinde adeta pusuda gözlüyorlar ve bekliyorlar. Ayetin devamı bunların akıbetinin kötülüğünü bize anlatıyor. Aleyhim dairatus sev, kötü devran onların üzerine olsun. Yani onların durumları gittikçe daha kötüye gitsin ve başlarına musibetler gelsin. Vallahu semi'un alim, Allah elbette onların neler söylediklerini işitendir. Niyetleri nedir bunları gayet iyi bilendir. Ve minel a'rab, bedevilerden bir kısmı da vardır ki men yu'minu billahi vel yevmil ahir, Allah'a iman eder, ahiret gününe iman eder ve yettahizu ma yunfigu ve infak etmiş olduğu, harcamış olduğu şeyi edinir, gurubatin indallah, Allah nezdinde yakınlık vesilesi edinir ve salavatir rasul ve peygamberin duasına bir mazhariyet vesilesi olarak bilir. Ela innaha gurbetul lahum, dikkat edin, bu şekilde yaptıkları harcama onlar için bir yakınlıktır. Allah'a bir yakınlık vesilesidir. Seyudhiluhumullahu fi rahmeti,
Allah onları rahmetine dahil edecek. Allah onları rahmetine mazhar kılacak. İnnallâhe gafurur rahim. Şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Bedevileri anlatıyor okuduğumuz ayetler. İşte bedevilerin daha böyle katı, kaba olduğu nazara verildi. Küfürde, nifakta daha şiddetli oldukları anlatıldı. Ardından bedevilerin bir kısmının diyelim peygamber ordusuna yardım ederken adeta canından bir parça kopuyorcasına zorla verdiği ve bir fırsat kolladığı, Müslümanların aleyhine bir fırsat olsa da devran aleyhlerine dönse bunu beklediği nazara verildi. Ama bedevilerin de tamamı demek bir değil. Ayetin devamı bize bunu anlatıyor. Bedevilerden böyle olanlar da var. Yani Allah yolunda veriyor ve verdiğinden taraf ilahiden bir sevap bekliyor. Allah'ın yakınlığına mazhar olmayı bekliyor ve peygamberin duasına nail olmayı bekliyor. Demek ki o bedeviler içinde de Allah'a ve ahirete iman eden var. Allah'a ve ahirete iman ettikten sonra Allah yolunda vermek artık onun için bir mazhariyettir ve bundan rahatsızlık duymaz. Bilakis vermekten memnun olur ve o şekilde severek, içinden gelerek verir. Ve Allah yolunda vermiş olduğu bu şeyi Allah nezdinde bir yakınlık vesilesi edinmek. Yani Allah nezdinde yakınlık. Çünkü bizler amellerimizle taraf-ı ilahide değerlendiriliyoruz. Niyetlerimizle, niyet de bir nevi ameldir. Kalbin bir ameli durumundadır. Dolayısıyla içimizden geçenler, elimizle verdiğimiz, hayal ettiklerimiz, bütün bunlar bizim için birer amel durumundadır. Ve eğer iyi ameller yapmışsak, bu iyi ameller taraf-ı ilahide değerlendiriliyor. Allah-u Teala bu gibi iyi işler yapanları kendi nezdinde yakın kullarından kabul ediyor. Ve onlarla adeta meleklere karşı iftihar ediyor. Ve kendi nezdinde olan meleklere, mukarreb meleklere onlardan bahsediyor. Bir de yine ayette nazara verilen husus, peygamberin duasına mazhar olmak için bunu bir vesile edinirler. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, mesela bu Tebük Seferi için yardım toplandığında kim ne getirmişse onlara rahmetle de dua ediyordu. Ve ayetin devamı Seyyidu Hilihumullah fi rahmeti, Allah onları rahmetine dahil kılacak. Allah'ın rahmeti sonsuz. Şu dünyada Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmet tecellilerini görüyoruz. Ve bir de bunun diğer alemdeki tecellisi cennettir. Allah onları cennetine alacak. İnnallâhe gafurur rahim. Şüphesiz Allah günahları bağışlayandır ve merhameti, rahmeti sonsuzdur. Cenab-ı Hak bizleri samimi ehli iman olan ve Allah yolunda hakkıyla verebilenlerden eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.